Merhaba sevgili arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi İngilizce 5 derslerine ikinci dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlerle Past Continuous Tense konusunu işleyeceğiz. Sistemimize giriş yapıyoruz. Açık Öğretim 11. sınıflar İngilizce beti seçiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, Past Continuous Tense arkadaşlar. Bu da bir geçmiş zaman sevgili arkadaşlar. Simple past tense'ten farkı ne arkadaşlar? Geçmiş zamanda belirli bir süre meydana gelen olaylar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Simple past tense'te olaylar genellikle olup bitiyordu. Yani mesela düştüm, camı kırdım gibi. Ama burada arkadaşlar olay yine geçmişte başlayıp bitmiş fakat belli bir süre devam etmiş eylemlerde kullanıyoruz arkadaşlar. Yani süreklilik göstermiş eylemler. Bakalım cümlelerimize. I was having a bath when the phone rang. Telefon çaldığında banyo yapıyordum. Birazdan kuralları göreceğiz arkadaşlar. Bakın burada iki tane olay var. Bir telefonun çalması, bir de banyo yapmak eylemi. Banyo yapmak belirli bir süre devam etmiş bir eylem. Telefon çalması arkadaşlar bir anda yani telefonun çalmaya başlamasını düşünün. O zaman bir eylem devam ederken işte o devam etmiş eylem past continuous tense. Diğer bir eylemle birazdan göreceğiz. When bağlacıyla bağlıyoruz. Kesilmiş olan bir eylem. İkinci örneğimize bakalım. We were watching television. Televizyon izliyorduk. Ne olduğunda? When the earthquake happened. Deprem olduğunda. Bakın iki olay var. Bir tanesi başlamış. Televizyon izleme eylemi devam ederken diğer olay olmuş. Diğer olay tarafından kesilmiş. İşte bu geçmişte başlamış, belirli bir süre devam etmiş ve bitmiş eylemleri anlatırken biz past continuous tense'i kullanıyoruz arkadaşlar. Devam edelim bakın arkadaşlar örnek cümlelerimize. Soru cümlesi var bir tane arkadaşlar. What were you doing? Ne yapıyordun yesterday evening? Arkadaşlar zaman zarfları past continuous tense'te de aynı simple past tense'te kullandığımız zaman zarfları. Yani yesterday, last ve ago'yu kullanıyoruz arkadaşlar. Diğer cümlemize bakalım. I was making a salad. Salata yapıyordum. Ne olduğunda when I cut my hands. Bakın my hand. Bakın when bağlacıyla bağlıyoruz. Birazdan bundan anlatacağım arkadaşlar. Elimi kestiğimde salata yapıyordum. Son örneğimiz arkadaşlar örnek cümlemiz. We were sunbathing. Güneşleniyorduk. Nerede? On the beach. Ne olduğunda? When it started to rain. Yağmur yağmaya başladığında biz güneşleniyorduk. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen cümlemizin kalıbına bakalım isterseniz. Güzel bir tablo var burada. Arkadaşlar bu zaman daha önce de bahsetmiştim. Yine biz was, were yardımcı fiillerini kullanıyoruz. Ve arkadaşlar fiilimizin sonuna ing takısı, ing takısı alıyor. Bakın örneğe. I, she, he, it, they, was, you, we, they, the, were. I was sleeping at 10 o'clock last night. You were sleeping at 10 o'clock last night gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada past continuous tense kolay bir zaman. Önemli olan şimdi anlatacağımız when ve while bağlaçlarını kullanabilmek. Sınavlarda genellikle buradan çıkar arkadaşlar sorular. Önce when bağlacıyla başlayalım arkadaşlar. When kelimesi bağlaç olarak kullanıldığında, diğinde, şu olduğunda, yağmur başladığında, kapı çaldığında gibi arkadaşlar o şekilde düşünelim. Örnek cümlemize bakmadan önce isterseniz şöyle yazalım bakın. Şu kuralı unutmayalım arkadaşlar. When bağlacıyla beraber mutlaka kendinden sonra simple past tense ile yapılmış bir cümle gelir arkadaşlar. Burası önemli. Bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Simple past tense ile yapılmış bir cümle gelir ne demek? Simple past tense'in kuralları kullanılır demek. Yani fiilimiz hemen arkasından özür dilerim öznemiz hemen arkasından fiilimizin ikinci hali şeklinde. Hemen bakalım cümlelerimize arkadaşlar. Örnek cümlelerimiz. I was talking on the phone. Bakın bu bir past continuous cümle değil mi? Telefonda konuşuyordum. Ne olduğunda? When the postman came. Postacı geldiğinde. Bakın when bağlacımızdan sonra arkadaşlar bu cümlemiz simple past tense. Burası önemli. Simple past tense'in kurallarıyla yazılmış bir cümle demek. Postacı geldiğinde telefonda konuşuyordum. İkinci cümlemize bakalım arkadaşlar. The children were sleeping. Çocuklar uyuyorlardı. Bakın bu past continuous tense hemen when bağlacıyla bağlanmış. Ne olduğunda? When the lights went off. Bakın arkadaşlar cümlemizin bu kısmı past continuous tense.
Bu kısmı simple past tense. Arkadaşlar şunu da söylemiş olayım. When ve while birazdan göreceğimiz bu iki bağlacımız cümlenin başın ortasında geldiği gibi örneklerde gördünüz. Cümlenin başında da gelebilir arkadaşlar. Hiç önemli değil. Önemli olan when ve while bağlacından sonra hangi zamanın geldiğini bilip o zamana göre cümlelerimizi kurmak. Yani şu ikinci cümlemizde the children were sleeping when the lights went off cümlesini şöyle de yazabiliriz arkadaşlar. When the lights went off, the children were sleeping. Hiçbir anlam değişikliği olmaz. Cümlemizin anlamında herhangi bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Evet, when bağlacımızı bu şekilde anlattık. Bu konunun en önemli kısmı burasıydı arkadaşlar. Şimdi, evet, örnek cümlelerimize devam edelim bakın arkadaşlar. We were having dinner. Bakın akşam yemeği yiyorduk. Ne olduğunda bir bağlaç when bağlacımızda when the guests arrived. Misafirler vardığında, misafirler geldiğinde. Bakın burası tekrar ediyorum. Past continuous tense. Bir şey yapıyorduk. Arada when bağlacımız, ondan sonra mutlaka simple past tense bir cümle. Yani şurada bu cümlemize when the guests were arriving kesinlikle olmaz arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. My mother was preparing breakfast. Annem kahvaltı hazırlıyordu. Ne zaman? When I woke up. Bakın filmimizin ikinci hali. Wake up, woke up. Ben uyandığımda annem kahvaltı hazırlıyordu. Bir örneğimiz daha var bakın arkadaşlar. The students were reading books. Öğrenciler kitap okuyorlardı. Ne zaman? When the teacher came in. Teacher came in. Bakın simple past tense bir cümle. Öğretmen içeriye girdiğinde. Bu cümlemizi az önce de söylediğim gibi when bağlacını başa alarak da yapabiliriz. Ve anlamda herhangi bir değişiklik olmaz. Yani when the teacher came in, virgül, the students were reading books. Anlam olarak herhangi bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Tekrar ediyorum, bilmemiz gereken en önemli nokta when bağlacından sonra mutlaka simple past tense'de bir cümle getirmemiz. Evet. Arkadaşlar ikinci bağlacımız while bağlacı. Konumuzun en önemli iki kelimesinden biri zaten arkadaşlar. While anlam olarak arken, erken anlamı katıyor arkadaşlar. Genellikle geçmişte belli bir süre devam eden eylemlerin önünde kullanılıyor. Yani bu şu demek arkadaşlar. Aynı when'de yazdığım gibi de yazayım. Arkadaşlar while bağlacından sonra mutlaka past continuous tense bir cümle gelir. Yani was were artı fiil ing. Burası önemli arkadaşlar. While bağlacından sonra sakın unutmuyoruz. Past continuous tense yani past continuous tense'in kurallarıyla yapılmış bir cümle gelir demek arkadaşlar. Örneklerimize baktığımızda konuyu daha iyi anlayacağız. Bakalım arkadaşlar. I was washing the dishes. Ben bulaşıkları yıkıyordum. While ne yaparken? My sister was doing homework. Kız kardeşim ödevini yaparken ben bulaşıkları yıkıyordum. Bakın bu cümleye dikkat edin arkadaşlar. İki tarafta past continuous tense. Bir bulaşıkları yıkamak, washing the dishes. İki was doing homework, ödevleri yapmak. Yani her iki tarafımızda past continuous tense bir cümle olabilir sevgili arkadaşlar. İkinci cümlemize bakalım. It started to snow. Kar yağmaya başladı. Bakın burası simple past tense bir cümle. Aradaki while bağlacımız arkadaşlar. Bundan sonra gelecek olan cümle mutlaka past continuous tense kurallarıyla yazılmış olması lazım. Bakalım cümlemize. While the children were playing football in the yard. Çocuklar bahçede futbol oynarken kar yağmaya başladı. Bu cümleyi dediğim gibi aynı when bağlacında olduğu gibi while bağlacını başa alarak da yazabiliriz arkadaşlar. Yani while the children were playing football in the yard, it started to snow diye yazabiliriz. Evet, bir diğer cümlemize bakalım. The dog began. Bakın arkadaşlar fiilimizin ikinci hali. Bu arada birinci halde hatırlamış olalım. Began to bark. Köpek havlamaya başladı. Ne oluyorken? While the thieves were breaking into the house. Hırsızlar eve girerlerken, kapıyı pencereyi zorlayıp girmeye çalışırlarken köpek havlamaya başladı. Bakın while'den sonra mutlaka was were yardımcı fiili ve fiilimiz ing geliyor. Yani past continuous tense kuralları.
Bir cümlemiz daha var. Sandra had a car accident. Sandra araba kazası yaptı. Kaza yaptı. Ne zaman? While she was driving to work. İşe arabayla giderken. Bu cümlemizi bir daha söylüyorum. While'i baş alarak yazmak istediğimizde. While she was driving to work, Sandra had a car accident şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. Evet. Burada tekrar konumuzu özetleyecek olursak past continuous tense geçmişte başlayıp bir miktar devam etmiş ve bitmiş olayları da eylemleri de anlatırken kullandığımız zaman idi. İki tane çok önemli bağlacımız vardı. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Birincisi when bağlacımız. Deda, ikincisi while bağlacımız iken anlamındaydı. When bağlacından sonra mutlaka simple past tense ile kurulmuş bir cümle geliyordu. While bağlacından sonra ise mutlaka past continuous tense ile başlamış bir cümle geliyordu. Evet, şimdi hazırlık birden birkaç tane cümle örneğimiz var. Beraber yapalım. Aşağıdaki cümleleri Türkçe anlamları ile eşleştirir diyor arkadaşlar. İsterseniz yine ilk üçünü beraber yapalım. Son ikisini size bırakalım. Evet, birinciye bakalım arkadaşlar. Birinci cümlemizde While I was playing voleybol. Bakın while bağlacından sonra past continuous tense bir cümle gelmiş. Ben voleybol oynarken ondan sonra mutlaka simple past tense bir cümle gelmesi gerekiyor. Tabii past continuous tense de gelebilir. İki tane süreklilik arz eden eylem olan fiil cümle varsa ama burada simple past tense bir cümle bakın. I injured my leg. Ayağımı burktum. O zaman bakalım arkadaşlar. Voleybol oynarken bacağımı incittim. Evet bakın eşik arkadaşlar cümlemizin Türkçe karşılığı. İkinci cümlemize bakalım. He lost his wallet. Cüzdanını kaybetti. Ne yaparken? Bakın bu simple past tense hemen while bağlacımız gelmiş. O zaman bundan sonra past continuous tense bir cümle gelecek. Evet arkadaşlar was, were ve fiilimize ink takısı gelmiş. Bakın past continuous tense bir cümle. He lost his wallet. Cüzdanını kaybetti. Ne yaparken? While he was shopping in the bazaar. Pazarda alışveriş yaparken cüzdanını kaybetti. Evet bakın C şıkkı kendinden çıktı sevgili arkadaşlar. Evet C şıkkı. Bir cümlemiz daha var, onu da yapalım. Diğer iki tanesi de size bırakalım. While I was playing the guitar, bu sefer bakın bağlacımız başta. Ben gitar çalarken my friends were listening to me. Arkadaşlarım beni dinliyorlardı. İki tarafta da past continuous tense ile yapılmış bir cümle arkadaşlar. O zaman ben gitar çalarken arkadaşlarım beni dinliyordu. Bakın D şıkkında Türkçe karşılığını görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, diğerlerini size bırakıyorum. Hazırlık 2'ye bakalım. Parantez içerisindeki fiilleri boşluklara past continuous tense. Evet burada bizden past continuous tense'in kurallarını kullanmamız isteniyor. Neydi arkadaşlar? Bir daha hatırlayalım. Özneden sonra was, were yardımcı fiili I, he, she, it de was, you, we, they de were. Ondan sonra fiilimize ing takısı. Evet birinci cümlemize bakalım. We blah blah have dinner at 8 o'clock yesterday morning. Dün sabah, dün akşam saat 8'de akşam yemeğini yiyorduk diyecek. O zaman we olduğuna göre arkadaşlar we were having. Bakın fiilimize ing takısı. We were having dinner. Akşam yemeğini yiyorduk. Evet ikinci cümlemize bakalım. Esra blah blah ride a bike when I saw her this morning. Bakın when bağlacı simple past tense bir cümle. Onu bu sabah gördüğümde Esra bir şey yapıyordu. Ne yapıyordu? Bislete biniyordu. Esra özlemiz she olduğu için o zaman Esra was değil mi arkadaşlar? He, she, it de was. Sonra fiilimiz ride. ing takımızı unutmuyoruz. Riding. Esra was riding a bike when I saw her this morning. Onu bu sabah gördüğümde Esra bisikletini sürüyordu. Üçüncü cümlemize bakalım. Diğer 4, 5 ve 6. cümleleri size bırakıyorum arkadaşlar. Evet bir soru cümlesi bakın. What blah blah you blah blah do when I called you? Bakın ben bağlacından sonra seni aradığımda simple past tense. O zaman bir önceki cümlemizin past continuous tense'te sorulmuş olan bir soru olması lazım. Ne yapıyordun diyeceğiz değil mi arkadaşlar? What were you doing? ING'i hiçbir zaman unutmuyoruz past continuous tense arkadaşlar. What were you doing when I called you? Seni aradığımda ne yapıyordun? Evet arkadaşlar, diğerlerini size bırakıyorum. Şimdi hazırlık 3'e bakalım. Aşağıdaki resimlere bakarak verilen örnekteki diyalogların benzerlerini yazınız diyor. Evet bakın bir tane yapmış bizim için bakalım. Emre ve
Banyo yapmak saat 10'da. Dün 10'da. Sorumuz şu bakın arkadaşlar. What was Emre doing at 10 o'clock yesterday? Dün 10'da Emre ne yapıyordu? Past continuous'ten size bir cümle. He was having a bath. Banyo yapıyordu. Evet, ikinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Daha bunu da isterseniz ikinci örneği beraber yapalım sizinle. 2 ve 3'ü beraber yapalım. Evet. Your father, senin baban, repaired the bike, bisikleti tamir etmek. 2 o'clock yesterday, saat 2'de dün bisikleti tamir ediyordu diyeceğiz. Sorumuza bakın arkadaşlar. What was your father doing at 2 o'clock yesterday? Dün saat 2'de baban ne yapıyordu? Ne yapıyordu arkadaşlar? Bisikleti tamir ediyordu diyeceğiz. He was repair, tamir etmek değil mi? Repair, tabii ne oluyor? ING takısını unutmuyoruz arkadaşlar. Repairing the bike. Evet, geri kalanı siz yazarsınız arkadaşlar. He was repairing the bike at 2 o'clock yesterday. Cümlemizi uzun şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Evet, bir örneğimiz daha var. Çocuklar futbol oynuyor, görüyorsunuz büyük resimde arkadaşlar. Hep beraber en çok sevdikleri aktivitelerden birini yapıyorlar. Evet, bu sefer soruyu da bizim sormamız isteniyor. Cevabı da. O zaman çocuklar dün saat 3'te ne yapıyordu diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle biraz daha kaldırayım yukarıya. Evet, o zaman çocuklar bakın arkadaşlar. Bu ing s takısı almamış olmasına rağmen çocuklar bakın child çocuk kelimesinin çoğulu olduğu için o zaman were ile kullanacağız. O zaman what were the children doing? Ne yapıyorlardı? At 3 o'clock yesterday. Onu yazmamıza gerek yok. Dün çocuklar 3'te ne yapıyorlardı? Futbol oynuyorlar değil mi arkadaşlar? Çocuklar dediğimize göre they, onlar diye cevap veriyoruz. They were playing. Bakın aşağı. Playing football. They were playing football. Futbol oynuyorlardı. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, yine örneklerimiz var. Evet. Bu iki örneğimizi yapalım. Son örneğimizi, altıncı örneğimizi size bırakalım arkadaşlar. Dördüncü örneğimize bakalım. Yatağında uyuyan bir çocuk 11'de saat. Dün saat 11'de ne yapıyordun diye soracağız bakın. O zaman ne diyoruz? What were you doing? Ne yapıyordun? Ne zaman? At 11 o'clock yesterday. Dün saat 11'de ne yapıyordun? O da uyuyormuş odasında bakın arkadaşlar. Ne diye cevap vereceğiz? Şöyle, evet. Ne diyelim bakın arkadaşlar? I was sleeping. ING'yi unutmuyoruz. Was were yardımcı fiilden sonra. I was sleeping in my room. Odamda uyuyordum. Arkadaşlar son örneğimizi, 5. örneğimizi yapalım. 6.yı da size bırakalım. Ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Özlem matematik dersi çalışmak 7'de dün. O zaman Özlem dün saat 7'de ne yapıyordu diyeceğiz. O zaman arkadaşlar Özlem she olduğu için what was Özlem ya da she doing? Ne yapıyordu? At 7 o'clock yesterday. Dün 7'de ne yapıyordu? Ne yapıyormuş arkadaşlar? Matematik çalışıyormuş. She was studying maths. Studying maths. Matematik dersi çalışıyordu dedik. Evet arkadaşlar, konumuzu burada bitiriyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.